Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Bursa'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Berkay Computer İnternet Kafe'ye konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi İnan Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. İnan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sizleri sormalı. Teşekkürler, sağ olun, bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Önemli değil, biz her zaman bekleriz sizi. Çok sağ olun, bizim için çok büyük bir keyifti sizleri ziyaret etmek. Ve röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim İnan Bey. Tabii ki. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Hani sektörle tanışmanız nasıl oldu? Sektörle tanışmam şöyle söyleyeyim, çekirdekten yetişme. Yani 90'lı yıllarda, 93'lü yıllarda bilgisayar firmasında özel kurs ve okul okumakla devam ettim bu işe. Donanım ve yazılım üzerine özellikle eğitimini gördüm. Bu şekilde devam ediyorum. Yani çekirdekten yetişmiş bir isim diyebiliriz. Aynen. İnan Bey için. Biraz da firmayı tanıyalım efendim sizlerden. Burayı kaç yılında kurdunuz ve burada vermiş olduğunuz hizmetler neler? Firmamız aslında 2002 kurumlu, 2006 olarak resmi olarak görünmekte. Vermiş olduğumuz hizmet genelde internet, kafe ağırlıklı olmak üzere. Bunun yanında özel yazılım, teknik servis, bilgisayar satışı, network kurulum. Bu bazda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yani A'dan Z'ye diyebiliriz değil mi aslında? Tabii ki. Evet. Peki buna rağmen de insanlar da bazen bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyorlar. Özellikle yazılım olaylarında uygun fiyat politikasıyla düşünülebiliyor. Muhakkak. Bizlerin bu konuda nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yani hangi kıstasları göz önünde bulunduralım? Şöyle söyleyebiliriz. Yani şu anda piyasamızda maalesef birçok firma kurulmuştur ama bu firmaların birçoğu aslında taban olmadan, eğitimini görmeden bu işi yapan firmalarımız var. Dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle yazılım konusu, donanım, teknik servis, yani bu konularda bilinçsiz kişilere gittiğimiz zaman insanlar da maalesef birçok sıkıntı yaşayan kişiler var. Yanlış yapılan işler donanımsal olarak, yazılımsal olarak muhakkak bunlara dikkat etmek gerekiyor ve bunların önlemini almak gerekiyor. Ki bir de herkes kendi bildiği işi yapmalı. Bu da sektörde muhakkak çok büyük bir sıkıntı aslında. Tabii ki, aynen. Değil maalesef mi? Yani şu anda eline CD alan istediği her şeyi yapacağını zannediyor ama maalesef böyle değil. Yani bilgisayar dediğimiz zaman çok kapsamlı. Yazılım olsun, donanım olsun. Evet. Basit değil yani. Basit değil. Peki sizin de kriterleriniz mutlaka vardır. Hizmet sektöründesiniz. Olmazsa olmazlarınız neler? Olmazsa olmazımız nedir? İlk önce güven çok önemli bir şey. Dürüstlük değil mi? Dürüstlük çok önemli. Maalesef çağımıza baktığımız zaman özellikle bu döneme birçok sıkıntı yaşıyoruz bu konuda. Ama bence başarınızın sırrını bir kere İnan Bey çok severek ve inanarak yapıyorsunuz işinize. Muhakkak, yani sevmeden yapılan işten zaten işin özü hayır gelmez. Yaptığımız mesleği sevmek zorundayız. Eğer sevmiyorsak zaten o meslekle uğraşmamızın bir mantığı yok. Peki İnan Bey, buraya gelen konuklarımız genelde hangi bölgelerden geliyor? Ortamımız sessiz ve genelde iyi hizmet verdiği için, yani Bursa'nın herhangi bir yeri olabiliyor. Nilüfer bölgesinden gelen olabiliyor, Özce bölgesinden gelen olabiliyor. Yani Bursa'nın her tarafından tanıyanlar, zaten bizi bilenler geliyor. Evet, peki bu yola çıkarken buraları hayal ediyor muydunuz? Uzun yıllardır sektördesiniz. Hani hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonrasında neler olur? Hedeflerimizi, tabii her hedef büyüktür. Hedef koymadan zaten bir iş yapılmaz. Hedeflerimize evet. Şu anda ulaşmış sayılırız. Ama hedef de hiç bitmiyor değil mi? Bitmez. Yani devam. Ne insan hayatında bitiyor, ne de sektör bazı düşünmek gerekirse. Muhakkak devam ediyoruz. Kesinlikle. Peki buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, sizi sevenlere, yani tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Bilinç, dürüstlük, sevgi ve saygı. Evet, biz de bütün müşterilerinize selamlarımızı göndermiş olalım buradan. Bir kere herkesi bu aile yerine buradan davet etmiş olalım. Tabii ki, her zaman bekleriz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize, Bursa'ya katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlere hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyorum. Her zaman bekleriz. Çok İyi sağ günler, sağ olun. Evet, İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Bursa'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Berkay Computer İnternet Kafe'ye konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.